Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de tekrardan faydalı, işinize yarayacak bir içerikle karşınızdayım. O da şu olacak: Rocket League'de diyelim ki mağazadan bir tane eşya satın alıyorsunuz. Atıyorum, bu ne olabilir? Bir tane paket olabilir, bir tane ne bileyim işte kara borsa olabilir. Hatta şöyle örnek gösterelim. Diyelim ki o mağazasından bir şey satın aldınız, tamam mı? Bu herhangi bir şey olabilir, hiç önemli değil. Diyelim ki ben bunu aldım, satın al dedim, buradan evet'e bastım. Yanlışlıkla da bilerek biz bu eşyayı beğenmedik ve iade etmek istiyoruz. Nasıl iade edeceğiz bu eşya? Çünkü biliyorsunuz ki oyun içinde şuradan bakın iade et diye bir seçenek yok. O yüzden siz bunu gidip oyun içinden iade edemiyorsunuz ve yani Rocket League'in resmi bu açıklaması da yok. Hani satın aldığınız şeyleri iade edebilirsiniz, gelin iade edelim falan diye. Ben de bu olaya el atmak istedim. Dedim ben de Türkçe bir rehber oluştu. Mağazadan satın alınan şeyleri nasıl iade edersiniz? Onun hakkında bir konuşayım dedim. O yüzden de sizlere kendi deneyimlerimi anlatarak nasıl iade yapabilirim onu göstereceğim. Bütün mailleri göstereceğim. O zaman direkt çok uzattık lafı biliyorum ama videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyesi ayırıp kanala abone olup zil butonunu da açmayı unut. Ayrıca Discord'da da hepinizi bekliyorum. Discord'da bana sorular da sorabilirsiniz. Yorumda soruyorsunuz ya, işte abi şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım diye. Bunu Discord'da daha hızlı sorarsınız, daha iyi sonuç alırsınız. Onu da çok kısa söyleyeyim. Oraya da mutlaka hepinizi bekliyorum. O zaman direkt videomuza geçelim. Şimdi burada size iki tane mail göstereceğim. Mail yoluyla yapacaksınız, onu anlatacağım ama örnek göstermek adına bakın ben burada Hanasha JRL diye bir tekerlek almışım. 6000 kredi vermişim. Sonra iade talebinde bulunmuşum. Bu geri dönmüş. İkinci olarak da bu hepimizin çok konuştuğu NASCAR paketini aldım. Aslında ben bunu sadece video için almışım. Zaten söylemiştim çok beğenmedim mi. O yüzden sadece video için aldım. Videosunu çektim ve iade talebinde bulundum. Bunun da 2000 kredisi bana geri döndü. Hatta şöyle biliyorsunuz ki 2020 kredim vardı paketi aldığımda. Şöyle göstereyim. Şu an ise 2120 kredim var. Abi diyeceksiniz ki bu 100 kredi sana nereden geldi? Bizim yiyorsun. Bu 100 kredi de şuradan geldi. Bakın hemen şöyle göstereyim. Aha da buradan geldi. Rocket Pass'ten geldi. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu nasıl iade edersiniz? Şöyle hemen gösteriyorum. Şimdi tarayıcıma geldim arkadaşlar. Buraya Psyonix support yazıyorum. Diyeceksiniz ki abi Psyonix ne? Psyonix Rocket League'in geliştirici firması. Yani bu oyunu yapan firma. Şimdi buraya geldim. Bakın burada gördüğünüz gibi işte platformunuzu bağlamanız gerekiyor. Hatta ben bağlayayım öyle geleyim. Şimdi platformumu bağladım. Epic'ten bağladım. Idigal'de çıktı. Burada işte bir sürü sorunların çözümleri var. İşte sıkça sorulan sorular diye. İşte mesela bağlantılar, teknik, gameplay, oynanış ve aile özelliği falan diye böyle gidiyor. Ama bizim işimiz burada değil. Biz buradan submit a ticket diyeceğiz, tamam mı? Ondan sonra which game diyor. Rocket League mi? Hani Rocket League Sideswipe mi? Bir de bunun mobil versiyonu var ya, bunu soruyor. Burayı böyle yapıyoruz. Burayı burada İngilizce dolduracaksınız. Sakın Türkçe doldurmayın. Ama şöyle göstereceğim. Subject'te item, shop, refund yani eşya mağazası iadesi yazıyoruz. Şimdi burada önerilen makaleler diye bir şey çıktı. Buna hiç girmeyin. Description önemli, yani açıklamanız önemli. Bu arada mutlaka alabiliyorsanız kanıt alın. Yani eşyayı aldığınızda hani orada ekran çıkıyor ya, işte sahip olundu diye. Orada bir ekran fotoğrafı alın. Çünkü burada attachments diye bir kısım var. Yani kanıtlar diye. Buradan siz eğer kanıtınız varsa daha güçlü olasılık oluyor. İade etme olasılığı olarak. Ben genelde kanıt koyuyorum ama şu an koyamayacağım. Çünkü örnek bir nasıl diyeyim, iade talebi oluşturacağımız için herhangi bir kanıtım yok. Şimdi açıklama kısmına geldik. Ben burada örnek bir yazı yazdım sizin için İngilizce. Bu açıklama kısmını bu arada mutlaka İngilizce yazmanız lazım. Eğer İngilizcem yetmiyor diyorsanız Google Translate kullanarak da açıklama yazabilirsiniz. Ama ben açıklama kısmına bir tane şablon bırakacağım videonun açıklama kısmına. Oradan direkt mantığı kavrayarak da yazabilirsiniz. Şimdi o kim yazdım Türkçesini, dedim ki ben Rocket League eşya mağazasından bir tane eşya satın aldım dedim. Ama eşya umduğum gibi değildi ve bu yüzden de iade talebinde bulunmak istiyorum. Yani tam aslında Türkçesi böyle değil ama iade ihtiyacım vardı. Biraz basit İngilizce de yazdım. Ondan sonra bunu yani kısa bir şekilde açıklıyorsunuz. Eşyanın ismini söylüyorsunuz. The item was Titan White Zomba. Bu arada eğer renkli ise mutlaka rengini belirtin ve sertifikası var ise sertifikasını da belirtin. Yani atıyorum Striker sertifikalı bir Titan beyazı zomba aldığınız zaman şöyle yazacaksınız. The item was Striker Certified Titan White Zomba. Yani Striker sertifikalı Titan White Zomba diye yazın bunu, belirtin ve kaç krediye aldığınızı belirtin. En sonunda da tarihi belirtin. Ben atıyorum 11 Mayıs 2020'de aldım. Bu arada atıyorum tamamen, ha bu fiyatları da atıyorum. Yani siz hangi fiyata aldıysanız öyle yazacaksınız. 2021 11 Mayıs'ta aldım. Saat 7'de aldım
ve UTC artı 3 zamanında aldım. Yani UTC artı 3 de Türkiye'nin saati oluyor, kullandığı saat. Saatini de UT3 artı 3 zamanına göre bu eşyayı aldım ve bu kadar. Hatta ben bunu dediğim gibi kopyalayıp yapıştırdım. Hani ama tabii bunu komple yazmayacaksınız. Siz işte hangi eşyayı aldıysanız, diyelim ki şu TimeWise Zomba'yı sileceksiniz. Ya da işte hangi fiyatı aldıysanız şu 2000 kredi sileceksiniz. Ondan sonra buraları kendinize göre dolduracaksınız. Ama bu şablon dediğim gibi açıklamada olacak. Ondan sonra ülkeyi soruyor. Buradan T harfini buluyoruz. İşte diyelim ki yurt dışında yaşıyorsanız mesela bu ne olabilir? Almanya olabilir. İşte Belçika olabilir. Orayı seçersiniz. Mesela buradan Türkiye'yi bulalım. Turkey seçtik. Diyor ki please select your platform. Buraya Epic Games değil. Ondan sonra full name diyor. Aydın Galgeza. Ben kendi hani kimlikte yazan ismimi kullanıyorum. Bu aslında çok önemli değil ama yani özenli doldurma dikkat edin. İşi diyor. Yani buradaki sorunuz ne diyor? Bakın burada bir ton soru var. Buradan aşağı iniyoruz. Hiçbiri değil bu soruların. Ya yani burada my issue isn't listed. Yani buradakilerin hiçbiri listelenmemiş diyor benim sorularım arasında. E-mail adresimizi soruyor. Buradan ben kendi e-mailimi geliyorum. Sizin e-mailiniz neyse onu geliyor. Preferred language diyor. Yani tercih edilen dil ne diyor. Buradan İngilizce seçiyorsunuz. Yani tabii zaten İngilizce seçmek zorundasınız. Eğer diyorsanız ki ben abi İspanyolcam çok iyi gidin İspanyolca seçin, size kalmış. Ondan sonra very direct here from a social site diyor. Yani buraya seni kim yönlendirdi diyor. Eğer bir sosyal medya mecrasından mı geldin diyor. Buraya ya bu çok önemli değil. Ben buraya other diyorum. Ya da non diyorum. Bu dediğim gibi çok etkilemiyor. Buraya etkileyen kısım burası. Burası. Şu Türkiye. Ondan sonra isim. Bundan sonrakiler biraz artık şey çıkıyor. Aslında şu e-mail adresi de önemli. Ama bazıları gereksiz. Attachment diyor. Bu da dediğim gibi kanıt oluyor. Mutlaka eşya aldığınız zaman da kanıt alın. Ekran fotoğrafını çekin. Ondan sonra buraya da PNG olarak yükleyin. Ve buradan submit dediğimizde ben demeyeceğim. Hatta diyeyim ya bak şöyle bir şey yapalım. Diyelim. Ama farklı bir e-mail kullanalım. Ben yedek e-mailimi gireyim şuraya. Şöyle bir şey çıkacak abi. Burayı sonradan kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. Keşke kapatsaydık. Ama neyse siz görün diye böyle bir şey yaptım. Ondan sonra da mailinize şöyle bir şey geliyor. Şimdi ticket'ı attık. Böyle bir şey gelecek. Bu arada bot tarafından geliyor. İşte diyor ki merhaba Aydigal. İşte size oyunu geliştirmeniz için teşekkür ediyoruz falan diyor. İşte mesajınızı dikkate aldık diyor. Bundan sonrakini diyor gerçek kişiler yanıtlayacak diyor. Tamam diyorsun, bekliyorsun. Ondan sonra sana 48 saat içinde mutlaka dönüyorlar. Yani 2 gün içinde mutlaka bir mail geliyor. İşte olumlu ya da olumsuz, ki mutlaka olumlu gelir. Ama şöyle bir şey var. Bu iade işleminin suyunu çıkardığınız zaman arkadaşlar artık almıyorlar. Yani bir 5-10 kere kadar alıyorlardır. Benim görüşüm bu tabii ki de. Ama ondan sonra almayabiliyorlar. Ben şu an ikinci iademi yaptım. Bakın zaten bu ilk iade örneğini görüyorsunuz. Tamam diyor işte. Toplumumuzun bir partisi olduğu için eyvallah kardeşim diyor. Burada senin Hanışa JRL'ini aldım. Sana 600 kredini geri verdim diyor. Sen de işte kavuşuyorsun istediğin krediye. Ve beğenmediğin eşyadan kurtulmuş oluyorsun. Ve iade işlemi de bu kadardı. Dediğim gibi ben NASCAR paketini iade ettim arkadaşlar. Ve bu olay üzerinden sizlere iade işlemini de göstermek istedim. Hani diyorsanız ki abi çok kötü paket olmuş. Ya da NASCAR paketi üzerinde değil bu arada. Bir eşya aldınız, beğenmediniz, iade edebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu arada özetle şunu da söyleyeyim unutmadan, eşya mağazasından bir şey almadan önce şu sağ üstten içerik üyesi destekli kısmından Aydigal kodunu kullanıp ondan sonra bir eşya alırsanız bana da destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da çok kısa söyleyeyim. Bu da araya sıkıştırdım. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Faydalı video çekmek istedim. Böyle bana soruyordunuz işte nasıl yaparız diye. Ben de fırsatı buldum ve çektim. Umarım beğenmişsiniz videoyu. Videoyu beğendiyseniz video beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Onun dışında yorumlarda sorduğunuz soruları Discord'dan da sorabilirsiniz. Okulumuzda da hepinizi bizi bekliyor. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.